Teşekkürler. Pix olarak biz 2013 yılında kurulmuş bir firmayız. Türk Siber Güvenlik Mühendisleri tarafından. Pix olarak biz bir yazılım geliştiriyoruz. Yerli bir yazılım geliştiriyoruz. Tamamen Ar-Ge'sini Ankara'da yapıyoruz. Ve bu yazılımımızla aslında kurumların mevcut güvenlik kontrollerinin ne kadar etkinlik sağladığını test eden bir otomasyon yazılımı üretiyoruz. Böylelikle kurumlara mevcut güvenlik seviyelerine ilişkin bir görünülebilirlik sağlıyoruz. Bunun yanı sıra da tehditlere karşı her an hazırlıklı olmalarına yönelik bir görünürlük de sağlamış oluyoruz. Bizim faaliyet gösterdiğimiz atak ve zafiyet simülasyonu alanı aslında çok yeni bir alan. 2017 yılının sonunda Gartner tarafından bu alan tanımlandı. Bu alanda faaliyet gösteren 6 tane firma var. Uluslararası firma var. Biz bu alandaki tek yerli firmayız. Tek yerli firma olmamıza rağmen halihazırda Türkiye dışında İtalya, İspanya, Almanya, Meksika ve Filipinler gibi pazarlarda da önemli müşterilerimiz var. Bu kapsamda aslında Türkiye'den çıkan ve yurt dışında önemli başarılar sağlamış bir firmayız. Gartner tarafından 2019 yılında da Cool Vendor seçildik ve bu yıl aslında bir Alman fonundan, Early Bird'den de bir yatırım almayı başardık. 2020 yılında biz faaliyet gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda daha çok yer almak istiyoruz. Bunun yanı sıra Amerika, İngiltere gibi pazarlara da yatırım yapmak istiyoruz. Orta Doğu yine ilgimizi çeken pazarlardan bir tanesi. Orada da faaliyetlerimizi arttırmak istiyoruz. Tabii bunların hepsi iyi mühendislikle olabiliyor. Bu kapsamda Ankara'daki mühendislik üssümüzü de büyütmek istiyoruz. Aynı zamanda bizim Ar-Ge'mizin en önemli unsurunu oluşturan element de aslında bizim Picus Labs dediğimiz buradaki kendi lablarımız. Bu Picus Labs'larımızda da siber güvenlik mühendis sayımızı arttırmak, buradaki mühendislerimizin aynı zamanda niteliklerini de arttırmak için faaliyetler göstermeyi planlıyoruz. Dijitalleşme günümüzde aslında çok önemli bir olgu, bir devrim niteliğinde. Bugün aslında biz baktığımız zaman dijitalleşmenin ve dijitalleşme alanında hizmetler üreten firmaların kendi ülkeleri açısından çok ciddi katma değerler yarattığını görüyoruz. Örneğin ABD'ye baktığımız zaman günümüzde Amerika'nın en değerli 20 firmasının 19 tanesinin 10 yıl önce bu listede olmadığını görüyoruz. Aslında çok ciddi bir değişim görüyoruz. Bu değişim öte yandan olumsuz anlamda da aslında bugün bizim geleneksel olarak hayatımızda olan bazı iş kollarının da olmayacağı anlamına geliyor. O yüzden bizim ülke olarak bu dijitalleşmeye ve sayısallaşmaya ciddi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Bunun en önemli aslında unsuru da eğitimden başlıyor. Bizim böyle bir eğitim politikasını bu şekilde tasarlamamız, buna ilişkin bir takım teşvikler getirmemiz çok önemli diye düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde bulut, siber güvenlik, üç boyutlu yazıcılar gibi unsurların yanı sıra aslında kurumların kendi basit iş yapma işlerinde de ciddi anlamda dijitalleşmenin yer oynayacağını görüyoruz biz. İnsan kaynaklarında normal operasyon süreçlerde bile bizim üzerimize düşen de bu ülkenin insanları olarak buna uygun politikalar üretmek, buna uygun girişimleri desteklemek ve buna uygun bir ekosistem oluşturmak diye düşünüyoruz. Kamu Bilişim Zirvesi'ne biz ilk olarak 2018 yılında katıldık. Bu sene ikinci senemiz olacak. Geçen yılki etkinlik bizim açımızdan çok verimli olmuştu. Özellikle kamudaki değerli yöneticilerin, bunun yanı sıra teknik uzmanların görüşlerinden faydalanmak bizim açımızdan çok önemli. Aslında bizim tabii Ankara'nın ve kamunun bizim açımızdan şöyle de bir önemi var. Biz Ankara firmasıyız ve ilk aslında biz 2013 yılında ürünümüzü geliştirdikten sonra ilk satışımızda 2014 yılında Ankara'da yapmaya başladık. Bu kapsamda aslında sadece bizim açımızdan kamu bir gelir kaynağı olmadı. Bundan daha önemlisi biz kamudaki değerli bilişim yöneticilerinden çok şey öğrendik. Hani biz yeni bir alanda hiç kimsenin yapmadığı bir ürün geliştirdiğimiz için aldığımız değerli geri bildirimlerle ürünümüzü bugüne getirebildik. O yüzden aslında gönül bağ olarak da özellikle Ankara temalı, kamu temalı etkinlikler bizim için çok önemli. Bu kapsamda da
bilişim zirvesinden çok önemli faydalar gördük. Umarız bu yılda bizim ve diğer katılımcı firmalar ve değerli yöneticiler ve teknik uzmanlar açısından çok faydalı bir etkinlik olur. Teşekkürler.